Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Galaxy A serisinin yeni üyesi olan Samsung Galaxy A14 benim konuğum. Kendisini inceleyeceğiz. Galaxy A serisi 2023 yılında gerçekten iddialı teknik özelliklerle bizlerle buluştu. Ailenin giriş modeli bu cihaz ve 5999 TL'lik bir fiyattan satışa çıkmış durumda. 6500 liraya da de var depolaması farklı olan bir model ama bu cihaz 5999 lira. Gelin bakalım Galaxy A14 bizlere neler sunuyor. sevgili arkadaşlar her zaman olduğu gibi kanalımı daha daha büyütebilmek için ve işleri daha ileriye doğru götürebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım olduğunu sizlere hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz ve kanalıma da abone olursanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Gelelim Galaxy A14'e. Şimdi bu akıllı telefon gerçekten arkadaşlar enteresan bir cihaz olmuş. Çünkü kendisinin hakkında çok önemli eksi bulduğum detaylar da var. Artı bulduğum detayı da ciddi anlamda beni şaşırtan bazı detayları da var. Zaten ilk ön inceleme videosunda da bu cihaz için sizlere bazı eleştirimin olacağını söylemiştim. Şimdi final sürümü elimde. Final sürümüne göre de kendi yorumlarımı yine sizlere aktarıyor olacağım. Cihaza gelelim. Cihazın tasarımı yeni nesil artık S serisi dediğimiz ve Samsung'un da A serisini uygulamak istediği yeni nesil bu tasarım ile bizlerle buluşuyor. Açıkçası cihazın giriş seviyesi bir model olduğunu ön taraftaki ekrana bakana kadar anlamak çok da mümkün değil arkadaşlar. Doğrudan böyle baktığınızda arkadan ya da masaya koyduğunuzda ya da şu anda benim önümde de durduğum gibi yani bayağı kaliteli güzel bir cihaz gibi duruyor. Ancak telefonun önü, arkası, çerçevesi her yeri tamamıyla plastik bir malzemeden yapılmış durumda sevgili arkadaşlar. Üstünde 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişi de bulunuyor telefonun. Şimdi telefonda arkadaşlar kutu içeriği nasıl, kutu içeriğinde ne var ne yok diye soranlarınız olabilir. Cihazın kutu içeriğini bilemiyorum ne yazık ki. Sadece bana cihaz geldi Samsung Türkiye tarafından. Bana sadece cihazı göndermişler sağ olsunlar. Böyle şeyler olabiliyor. Hani arada bir sadece kutu gelmeyebiliyor. Sadece cihaz gelebiliyor. Sonuçta bunlar test cihaz o yüzden onu çok garipsememek lazım ama birazcık araştırdım. Kutu içeriğinden adaptörün çıkmadığını da öğrendim. Sizlerle onu da paylaşmış olayım. Şimdi cihazın ekran tarafına geçtiğimiz zaman işte az önce söylediğim detaylar biraz daha şekillenmeye başlıyor. Cihazın ekranı belki de Samsung'dan görmeye çalışkın olmadığımız bir ekran formuyla geliyor. IPS bir LCD paneli var bu akıllı telefonun. Bu IPS LCD panel 6.6 inç ve ekran çerçevelerini bir tık ben özensiz buldum bu akıllı telefonda. Yani ekran çerçeveleri gerçekten biraz daha özenli yapılabilirmiş. Ha, ailenin giriş seviyesi. Evet eyvallah tamam onu da biliyorum ama hani yine de biraz daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Yani biraz üstten alttan önemli bir kalınlık var. Ancak şunu söylemeliyim sizlere. Her şeye rağmen ekranın renklerini gayet canlı buldum. Bu beni biraz şaşırttı. Çünkü cihazda hem IPS LCD bir panel var hem de bu panel arkadaşlar bir yüksek yenileme hızı yeteneğine de sahip olmayan bir panel. Bunun da altını çizmek lazım. Ve tabi genel anlamda ekranı yorumlamam gerekirse giriş seviyesi bir akıllı telefon için yeterli seviyede diyebileceğim bir ekran paneli. Fakat iş fiyata kaydığı zaman düşüncelerim değişiyor. O kısmı da zaten sizlere son bölümde değerlendirip aktarıyor olacağım. Gelelim performans tarafındaki bu akıllı telefonda. Bakın altını özellikle çizmek istiyorum. Performans açısından gerçekten eğer çok beklentiye girerseniz üzülmeniz çok olası arkadaşlar. Çünkü performans anlamında yani ben bu kadar olabileceğini düşünmüyordum. Yani ciddi anlamda performans anlamında benim beklentimin oldukça altında kaldığı A14. Neden derseniz de detaylarını veriyor olacağım. İşlemci olarak Exynos 850 ile geliyor. 8 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş bu işlemci modeli. Ha şimdi şöyle bir şey var. 8 nanometrelik üretim süreciyle üretilmesi güzel olmuş. Güç tüketimini daha az yapıyor. Ancak burada verimli bir şekilde yüksek performans verebiliyor olması lazım bu işlemcinin. Ancak ne yazık ki böyle bir yeteneği yok. Yani buradaki 8 nanometrelik üretim süreci bizlere muhteşem bir performans sunacağı anlamına gelmiyor. Sadece verimlilik anlamında başarılı bir işlemci olduğunu Gösteriyor ki testlerde de ben zaten işte şarj testidir, pil testidir, bunlarda da bu verimliliği gayet ve gayet farkına vardım, memnun da kaldım. Yani performans anlamında bir Amiral gemisi performansı bu cihazdan zaten beklememeniz lazım arkadaşlar. Ancak verimlilik anlamında gayet güzel bir işlemci. Fakat genel olarak yani Galaxy A14'te bazı donmalar, takılmalar, kasmalar, bunları çok yaşadım arkadaşlar ve bunları ben telefonu ilk test ettiğimde de yaşamıştım. Final sürümünde farklı olabilir dedim. Bu final sürümü mü? da bilmiyorum bu arada. Hani bana gelen test cihazı olduğu için belki sizin alacağınız cihazlarda, satın alacağınız cihazlarda mutlaka bir sürüm farklılığı vesaire olabilir. Ancak bendeki cihaz bu şekilde. Ben de size önümdeki cihazı anlatmak da yükümlüyüm. Dolayısıyla yani ilk ön inceleme videosunda da dediğim gibi A14'ü almadan önce bir tık daha düşünürseniz daha iyi olabilir. Çünkü A24 de A14'ün arasında ciddi bir performans farkı var. A24 çok daha iyi bir performans sunuyor A14'e göre. Tahmin edeceğiniz üzere normal ama bu kadar da bir performans farkı olması bana biraz şaşırtıcı. gerçekten. Elde. Tabii işin RAM tarafı var. RAM tarafında bu cihazda şimdi 4 GB'lık bir RAM var. Normal fiziki. Bir de 4 GB'lık bir sanal RAM'imiz var. Son dönemde çok popüler olan bu sanal RAM'den bu akıllı telefonda da var. Ve toplamda 8 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. 64 GB'lık bir burada dahil hafızamız var. Ancak güzel de bir yeteneği var. Micro SD kart ile bu telefonun hafızasını artırabiliyorsunuz ve çift sim kart desteği bulunuyor. Cihazda çift sim kartı da kullanabiliyorsunuz. Micro SD kartı da kullanabiliyorsunuz. Ben biliyorsunuz bunu zaten hani her zaman söylüyorum sizlere de söyledim ve takdir ettiğim bir detay. Şimdi performans tarafını bir paket program olarak sizlere özettiğim ve oyun testini neden koymadığımı da söyleyeyim. Oyunların açılması çok uzun sürdü arkadaşlar ve bu kadar uzun sürede oyun açan ve oyun açıldıktan sonra da beklediğim performansın altında bir performans veren bir cihazın oyun testini videoya koymak istemedim ve durumu şöyle özetlemek istedim. Açıkçası bu cihazı yani şu anda bir performans olarak biraz yorumlayacağım. Son bölümde de tamamiyle yorumlayacağım. Performans anlamında bu cihazı kesinlikle giriş seviyesi olarak değerlendirin bu bir. İkincisi cihazı satın aldığınızda ne cihazı aldığınızın farkında olun. Bu da iki arkadaşlar. Yani telefonun tasarımını alınıp da farklı hayallere geçmeyin. Bu da üç olsun arkadaşlar. Devam edelim. Tabii ki burada kameralarla. Çünkü kameraları bu akıllı telefonun beni bakın özellikle ana kamera gerçekten şaşırttı. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Altını çizeyim. Ciddi anlamda şaşırttı. Ben bu kadar iyi bir ana kamera performansı kesinlikle beklemiyordum bu akıllı telefondan. Zaten zaten sizler de şimdi göreceksiniz. Ana kamerada 50 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapmaktan Ana kameranın yanı sıra cihazda bir de bir tabii ki ultra geniş açılı bir de makro kamera var. Ultra geniş açılı kameramız 5 megapiksel çözünürlüğünde. Makro kameramız ise 2 megapiksellik çözünürlük. Zaten benim makro kameralar için ne söylediğimi bütün herkes bilir. Tüm videolarda söylüyorum. Hani bu çözünürlük seviyesindeki makro kameralar bence eğlence için var tamamen. Ultra geniş açılı kamera için bir eleştiri de bulunamıyorum. Sonuç sonuçta bir giriş seviyesinde cihaz. Yani bunun beklentisini zaten bu seviyelerde tutardım ben normalde de. Hani 8 olsa falan şaşırırdım açıkçası. 5 olması normal çözünürlük olarak. Ancak 50 megapiksellik ana kameranın benim için yani sonuçları beklediğimi çok ötesinde. Yani asla A14 ya da giriş seviyesi bir cihazda çekilmiş gibi değil çektiğim fotoğraflar. Gerçekten şaşırdım yani bunu özellikle altını çizdim zaten en başından beri. Yani bu kadarını kesinlikle beklemiyordum ana kameradan. Siz de zaten sonuçları gördünüz. Gelelim video tarafına cihazın video tarafında 1080p 30 fps sadece kayıt yapabildiğini sizlerle paylaşabilirim. Ön kameraya da geçmek istiyorum. Ön kamerada 13 megapiksellik bir kamera görev yapıyor arkadaşlar. Hafif geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz bu kamerayla. Yani ana kamerayla ön kamerası benim için cihazın beklentimin üstünde. Neden kamerayı bu kadar işte övdün ya da kamerayı abarttın diyenleriniz olabilir. Fotoğraflar ortada. Siz kendiniz de görüyorsunuz. Ben kendim çektim. Filigran da açık zaten. Açtım filigranı. Yani cihaz kendini ekliyor filigranını. Yani ben etkilenmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı da aşağı bırakırsınız. Gelelim pile. Cihazda 5000 mAh'lik bir pil bulunuyor arkadaşlar ve bu 5000 miliamperlik pili 15 watt'lık bir hızlı şarj cihazı şarj etmeniz mümkün oluyor. Ancak tabii ki burada bir tık daha hani hızlı olsun ya da adaptör olsun vesaire gibi konulara da girebiliriz. İçinde bir adaptör olsa güzel olabilirdi ama yani bu tabii ki artık günümüzde birçok markanın yaptığı, birçok markada yaşadığımız ve gördüğümüz bir detay. Adaptörler kutudan çıkmıyor arkadaşlar. Bu cihazda da yok. Fakat yoğun olmayan bir kullanımda 1.5 güne kadar çok rahat bir şekilde şarjı gidiyor. Zaten bence bu telefonun hedef kitlesinde de böylesine güzel bir pil ömrü bence gayet yeterli arkadaşlar. Son değerlendirmeye doğru geçecek olursam 5900-6000 lira bandında bir cihaz bu cihaz. Tabi bir de bir üst versiyonu varın hani depolama anlamında. Hani onu alırsanız 6500 liralara falan çıkıyor fiyatı. Şimdi burada bu cihazı almadan önce mutlaka bir düşünün zaten onu söyleyeyim. Ben sizlere gerekli mesajları verebilmişimdir diye düşünüyorum. Bunları yanına koyduğumuz zaman şimdi cihazın kamerası beni şaşırttı. Etkilendim yani etrafımdaki insanlara falan gösterdim hatta yani çektiği fotoğrafları. Onlar da ya ne kadar iyiymiş falan dediler. Ben de dediğim gibi beklentimin ötesinde bir performansla karşılaştım. Samsung burada bir şeyleri dengelemeye çalışmış. Neyi derseniz telefonun bir kere hedef kitlesi belli. İşte alo demek için kullanan bir kitle bence bu arada bu benim şahsi yorumum. Samsung böyle bir şey söylemedi tabii ki. Alo diyen bir kitle telefonla çok aşırı neşir olmayan ama arada bir fotoğraf çeken. Fotoğraf çekmeyi de işte anı biriktirmeyi seven bir kitle ve pil ömrü de iyi gitsin diyen bir kitle. Şimdi bu kitleyi bu cihaz yakalar mı? Yakalar. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ancak fiyatı M23'e baktığım zaman, A23'e baktığım zaman geçen senenin modelleri bunlar beni biraz düşündürüyor. Yani aradaki fiyat farkları çok az ve o cihazlar biraz daha bu cihaza göre tercih edilebilir diyebileceğim seviyedeki cihazlar. Bu konuda açıkçası sizlerin düşüncesini de oldukça merak ediyorum. Ben her zaman olduğu gibi sizlere cihazın eksilerini, artılarını ve işte beğendiğim, beğenmediğim yerlerini anlatmaya çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? arkadaşlar. Samsung Galaxy A14 hakkında lütfen yorumları yazın ve bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. <laughs>